Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Green Card çekilişi sonrası İngilizcemizin hangi seviyede olması lazım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle kişilerin Green Card mülakatına gitmesi ya da Green Card alabilmeleri için İngilizce şartı yok. Dolayısıyla kişiler böyle bir şartla karşı karşıya kalmıyorlar. Fakat ben takipçimizin neden bunu sorduğunu anlıyorum. Çünkü bu son günlerde, son bir ay içinde olabilir diyebilirim. Amerika'daki işte yönetimin özellikle kişilerin yeşil karta kabul edilmesi sırasında bazı ek bilgileri de görmek isteyecekleri ve onların Amerikan hükümetine yük olup olmayacaklarını belirlemede dil şartını ya da dili de soracaklarını belirtmiş durumda. Dolayısıyla şu aşamada bir şey söylememiz çok zor. Onun iptal mi edilecek, değişiklikler yapılacak mı görmemiz lazım. Şu an için Green Card çekilişinde böyle bir şart yok ya da Green Card'a giderken İngilizce şartı yok. Ama tabii ki İngilizce bilmediğiniz noktası gündeme getirilebilir. Ama tabii şu an için erken. Ekim ayının 15'inde bu noktada yürürlüğe girecek bir yönetmelik var. Ama bununla ilgili son kararı tabii mahkemeler verecek. Göreceğiz. Ona göre de net yönlendirebiliriz. Ama şu an itibariyle İngilizcenizin ne seviyede olması gerektiği gibi bir şart yok. Ama tabii ki İngilizcenizi geliştirebiliyorsanız geliştirmenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.